Ben Vedat Kurt. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşıyorum. İşçiyim. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşarken maaşımız yetersiz olduğu için aileme bakamıyordum. 2020 yılının Şubat ayının ikisinde çıkıp Antalya'ya iş bulmak için çalışmaya gittim. Antalya'ya gittiğimde Antepliler Özel Otobüs Bakım Servisinde işe başladım. Yeşil Sanayi Sitesi'ydi. Orada bir aylık, 1,5 aylık bir sürede maaşım tam olarak veriliyordu. Fakat herhangi bir güvencesi yoktu. Bir buçuk ayın ardından zaten maaşlarımız düşürüldü. Haklı olarak sordum maaşım neden eksildi diye. Biz yanımızda senin maaşını biriktiriyoruz gibi tabirlerde bulundular. Ben de iyi niyetli olarak zannettim, biriktirmelerine izin verdim. Oradan 4-5 ay aradan geçti. Ben gidip maaşımı istedim. Benim ne kadar param birikmişse maaşımı verin diye. Ailem benden harçlık bekliyor, paraları yok diye. Beni yine salladılar, kulak ardı ettiler. Ben de dayandım, birkaç ay daha dayandım. 8. ayı buldu. 8. ayın ardından adamlar artık bana neredeyse paran yok diyecekler duruma gelmişler. Ben de bu duruma aşırı derecede sinirlendim. Gittim eve giderken pardon eve girdim. Anahtarımız var. Ev bize ait. Hepimiz müşterek olarak kullanabiliyoruz. İşçiler olarak. Girdik içeride 15.400 TL'ye tekabülen bir para buldum. O parayı da aldım kendi param karşılığında. Yani neredeyse benim de param 70-80 bin liraydı. 50-55 bin liramı gözden çıkardım. 15.400 liramı kurtardım. İstanbul iline kaçtım. Ailemi aramışlar, annemi aramışlar. Galiba tehdit gibi şeyler kullanmışlar. Çünkü annem korkmuştu beni aradığında. Sesi biraz titriyordu. Ben de dayanamadım. Götürüp paralarını geri verdim. 2020'nin Ekim ayında, Ekim 13'dü tarihi hatırlıyorum. Döndüm. Paralarını teslim ettiğimde ise bana işkence etmeye başladılar. İnsanlık dışı muameleleri yaptılar. Böcek yedirme gibi. Bunun gibi birçok kötü muameleler ile karşı karşıya kaldık. Ondan sonra bir 3 ay kadar kapalı bir odada tutsak bıraktılar. Sadece çorba yiyebiliyordum. Başka da bir şey yiyemiyordum. 3 ayın ardından, tabii bu 3 ay içerisinde ailen hiç mi seni aramadı diyecek olursanız, silah zoruyla tabii ki konuşturdular ailemi. Aileme bir şey söylemeyeyim diye. Yani her zaman rahattım. Ailem bu olayı zaten bir yıl sonra öğrendi. 1,5 yıl sonra öğrendi bu olay yaşandıktan sonra. Bir neredeyse ortalama bir yıl aradan geçti bu işkencelerin ardından. Yaralarım tam iyileşmişti artık. 3 ayın ardından zaten beni serbest bırakmışlardı. Aradan böyle bir 8-10 ay araları bir şeyler geçti. Ben bunların telefonundan kendime bir fotoğraf gönderdim. Bana yapılan işkencelere dair bir fotoğraf gönderdim. Şifrelerini biliyordum. Şifrelerini öğrenmiştim daha doğrusu. Fotoğrafı kendime gönderdim. Ondan sonra Suruç'a geldim. 3 kere şikayetçi oldum. Şikayet kapsamı doldu artık. Sürekli takipsizlik alıyor ama şikayet kapsamı artık doldu. Neredeyse 8 ay geçti. Halen kişiler tutuklanmadı ya da herhangi bir yaralama önüne çıkarılmadı. Sürekli takipsizlik kararı aldı dosya. En son ben baktım olmuyor. Antalya Başsavcılığına Gmail yoluyla bir ek ifade ve fotoğrafımı gönderdim. Beni direktmen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne davet ettiler. Gittim, şikayetimi tam ettim. Fotoğrafların hepsi de zaten o şahısların telefonlarından çıktı. Ve
şahıslar ortalama bir 50 gün sadece cezaevi yattılar. Ardından ne olduysa savcılar ve heyet değişti. Başkan değişti. Bir anda tahliye kararı verdiler. Delil yetersizliğinden. Fotoğraflar şahısların telefonundan çıkıyor. Benim söylediğim, işkence gördüğüm, sabahlara kadar işkence gördüğüm, şu kişiler benim yanımdaydı dediğim, HTS kayıtlarına bakın dediğimde, aynı şekilde HTS kayıtlarında da delil olarak çıkmıştır. Ve karşı taraf yine de HTS kayıtlarına itiraz ediyor. HTS kayıtlarını yalanlıyorlar. Canlı teşhislerim var. Ve şahısların birinin verdiği samimi ifadesi var. O samimi ifadesini zaten sonradan tehditlerle mi yoksa kendi gönül rızasıyla mı nedir bilmiyorum ama gidip verdiği ifadeyi değiştiriyor. Geri çekiyor ve yeni bir ifade veriyor. Yani şu şahıs bunu yaptı, şu şahıs bunu yaptı, şu şahıs bunu yaptı diye. Yani bunların hepsi birer delildir. Sanıklardan biri de bu suçları itiraf ettiği halde bu kişiler yine de tahliye olmuşlar. 3 ay boyunca tabii ki beni gören oldu. Çünkü o kadar da kapalı bir yer değildi. Camı olan bir yer olduğu için o kadar da kapalı bir yer değildi. Tabii ki insanlar beni görüyordu. Özellikle elemanlar görüyordu. Müşteriler öyle kolay kolay oraya götürülmüyordu. Gitmiyorlardı daha doğrusu o kapalı yere. Elemanlar görüyordu ama elemanların hepsi göz korkusu mu ne bilmiyorum ama elemanlar da tanık olarak eklemiştik. Elemanlar karşı tarafı savundular. Biz böyle bir şey görmedik. Vedat Kurt işkence görmedi diye bir şeyler söylediler. Onların yağmaladığı şeylere başkaları.